milyonların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz efendiler ve siz agalar, hepiniz hoş geldiniz. Aileler yarışıyor askerlik şubesinden özel yayınla efendim bu akşam karşınızdayız. Hep mi erkeksiniz? Maalesef. Yiğitçer ama maalesef. Neden agalar? Bizim kendi grubumuzun adı agalar çünkü. Agalar gerçek mı? Hayatta da agalar şey zaten. Şey mi? Nasıl kendi grubunuz derken? Yani normal konuştuğumuz gündelikte de kendi adımızı agalar diye bilelim. WhatsApp evet, WhatsApp grubumuzun adı. Bu kadar mı agalar? 5 kişi. Evet. Ya. Evet. Tabii. Evet. 5 ama çok tuhaf bir şekilde çok daha fazlaymış gibi durmuyorlar mı ya? Ha? Yani eki ne kadar sanki bak Yiğit Han'dan eki ne kadar sanki 5'lermiş. Sonra bir şey vay Buğra, nereden tanışıyorsunuz siz? Şöyle biraz... liseden tanışıyorum ben Buğra'yı ve Kaan'la. Hangi lise? Fenerbahçe Koleji'nden tanışıyorum Buğra ve Kaan'la. Çok güzel. Kimle kim? Ben, Buğra, Kaan. Üçümüz aynı lisedeydik biz. Ha ben de şey sanmıştım. Sen, Buğra, Ekin. Yok. Yok. Ne bileyim o liseden çıkanlar öyle oluyor demek ki o. Basketbol oynadın sen Ekin? Amatör olarak oynuyorum. Amerikan futbolu? Yo, amatör olarak. Ya, okul takımlarında oynuyorum ama kulüpte oynamıyorum. Yok anladım amatör diyor. Belki Amerikan futbolu da oynamışsındır. Yok onu oynamadım. Yıllardır oynamışsın. Çok güzel. Peki Ziya'yı nereden tanıyorsun Yiğit? Ziya'yı bir arkadaşımız sayesinde tanıştık. Dördümüz beraber. Bir arkadaşımız tavsiye etti gibi oldu yani. Ziya'yı bir arkadaşımız tavsiye etti. İyi ki geldiniz agalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karşı tarafla tanışıyor musunuz? Tanışmıyoruz. Burada tanışıyoruz. Aaa. Efendiler. Siz hangi lise? Kabataş bu sefer. Kabataş Lisesi'nden. Ta o zamandan mı arkadaşsınız? Evet. Evet. Hepiniz. Alican da. Evet. Güzel. Arda? Evet. Safa? Evet. Yiğitcan, Can, Alican. Ay ne güzel. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz efendiler. Efendim ne duruyoruz? Günlük eğlence dozunuzu almaya hazır mısınız? Buyursunlar. Aileler yarışıyor. Başlasın. Arda, bugün saçım benim için çok özel. Beni mesela bu saçla neye benzettin? Kendime benzettim diyebilirim belki. Kime? Senin saç da böyle değil mi? Evet, evet kıvırcık dalgalı diyebilirim. Kendime benzettim dedin değil mi? Evet. Peki. Ben de şeye benzettim ya. Bu İngiliz filmlerinde böyle hakimlerin evet. O pırıkları oluyor ya. Şey, evet. Bu kuleli. Manchester Düşesi Asuma Kraliçe. Bir tuhaf. Çok tuhafmış ya. Efendim sürpriz bir cevabımız var tam 1000 lira değerinde. Ve büyük ödülümüz 10.000 lira. Hazır mısın Yiğit Han? Hazırım. Yiğit Han ve Arda geliyor. Bravo. Okuyor musun Yiğit Han? Okuyorum, üniversitedeyim. Ne okuyorsun? Endüstri mühendisi son sınıfım. Vay vay vay. Bizden. Arda sen? Çalışıyorum ben de. Ne yapıyorsun? Bir teknoloji şirketinde ürün mühendisi olarak çalışıyorum. Sen ne mühendisin? Endüstri mühendisi meslektaşı da. Fantastik. 10 puanlık evet. Sorunuz geliyor. Genel izleyici için uygun olan bir yarışma programı söyleyeyim. Aileler yarışıyor. Şey var mı sende? Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Ya sevgili Burak, Burak'cığım. Efendim bizim Aileler Yarışıyor şarkısının bestecisi, söz yazarı Burak Özçivit. Şaka şaka. Burak Öksüzoğlu. Ya ne biçim bir şey yapmış. Hakikaten bak Yiğit Han böyle duruyordu geldi falan böyle. Hani birden şöyle oldu. Aileler. O böyle bir şey oluyor. 7'den 70'e inan. Öyle. Bana bazen Instagram'dan da videolar yolluyorlar. Böyle bebeler. Hani aileler bunu yapıyor, sen aynı hareketi yapmaya başladın. Evet. Demek ki onun şeyi yok. Biz gelmeden önce de kendi aramızda da öyle. Bir bakıyorum mesela Ekin'e bakıyorum böyle yapıyor. Aileler. Sonra Ziya'ya bakıyorum o da aynısını yapıyor. Ay geçmiş olsun böyle yandınız. Her akşam, yani. Her gece artık öyle uyuyacaksınız biliyorsun değil mi? Aileler hep aklınıza dönecek. Beni düşün. Ben de hep. Aileler yarışıyor. Var mıdır? Bravo 10 puan senin. Agalara gitti 10 puan. Bakalım bir sonraki 10 puanın bende mi kalacak yoksa gidecek mi? Safa ve Buğra geliyor. Hadi. Annenlerle mi geldin? Yok, tek geldim. Safa. Evet. Safa. Sen mühendis misin? Olacağım umarım. İkinci kez üniversite okuyorum ben. Evet. Wow. Evet. İlkini ne okudun? Tıp okudum.
Şimdi tekrar başladım. Sen ne yapıyorsun Safa? Okumaya mı doyamadın? Evet, sadece tıp devam okudum, bitti. Tıp bitti, doktor oldum. Şimdi bir daha okuyorum, bilgisayar mühendisliği. Ama doktorluk yapmamaya mı yok, kararı? Yok, yapmıyorum, evet. Neden okudun? Ben de soruyorum arada kendime ama böyle okumuş oldum. Yok, hayır, şöyle. Mesela yola hani tıp okuyacağım, doktor olacağım, evet, diye çıkmış olabilirsin. Fakat sonra aslında sana uygun olmadığını mı anladın? Yani biraz öyle oldu aslında. Yoksa başta, aile mi seni oraya yönlendirdi? Yani başta bir yönlendirme oldu. Sonra baktım geçiliyor, sardı. Hani yaparım dedim. Sonra ama mezun olurken baktım, dedim ki ben mühendis olacaktım. Hani daha uygun olurdu bana. O yüzden bir daha başladım, okuyorum şimdi. Süpersiniz ya, harika. Bura? Ben de okuyorum. Ben de inşaat mühendisi okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Kendi net alanın, aynen, son kararın. Tabii. Başka yok. Bu kadar. Çok İnşaat güzel. Mühendisi. Aile inşaatla mı ilgileniyor? İlgilenmiyor aslında kimse. Ben öyle... Ben ilgileneceğim. Ben aile de ilk olacağım. 10 puanlık sorunuz geliyor. Ünlü olsaydınız imza vermeyeceğiniz bir yakınınızı söyleyin. Safa. Enişte. Niye? Yani sanki o söylenirmiş gibi geldi. Ha, sende enişte yani var yok, mı? Bende var da hiç aklıma bile gelmedi. O gelmedi ama 100 kişi enişte demiş midir? Bravo demişler, işi kaptın. Enişte, bazı enişteler sevilmiyorsa demek... Enişte, yok ya imzamı vereceğim, ondan sonra ortalarda hava atacak. Mm-mm. Bravo Safa, 10 puan senindir. Görüşürüz Burak. Görüşürüz. Ekin ve Yiğitcan geliyor. Seni böyle yüzün bir tanıdık geliyor. Nereden olduğunu ama kestiremiyorum. Vallahi beni çok benzettiler daha önce birileri. Kime benzetiyorlar? Ya bunlar daha saçım varken de tabii bu benzetmeler de. Elmander'e benzetiler. Mesela futbolcu daha çok. Kaka, Kaka'ya benzetiyorlar. Elmander, ha, öyle bir şey vardı. Saçlı düşünün ama. Saçlı. Saçsız hayal etmeyin. Var var öyle. Yiğitcan, sen mühendis? Endüstri mühendisliği okudum ben de. Ya ben anlıyorum, bugün bende hep mühendis var, yapılacak bir şey yok. Bende hem de öyle bir mühendisler var ki önce tıp okuyorlar, bitiriyorlar. Sonra diyor ki mühendis olayım ben. Harika. Okudun mu, okuyor musun hala? Okudum, bitirdim. Şu an İngiltere'de yaşıyorum. Evet. O yüzden öyle konuşuyorsun sen. Biraz dedim ben artık. Ya o heyecandan ne bence. Ne kadar zamandır? Daha bir buçuk sene oldu. O kadar kaymış olamaz Türkçem yani. Heyecandan herhalde. Olabilir. Normalde burada İstanbul'daydın. Evet, evet. Ankara, İstanbul. Doğma büyüme İstanbul'du. Bir buçuk sene önce taşındım. Şu an oradayım. Ama sen zaten İngilizce biliyordun. Biliyordum. Peki orada çok mesela Türk arkadaşların var mı? Haşır neşir misin? Bir Türk çevresi var tabii, evet. Ya Türkler hep kendi birbirini buluyor yani. Bulur. Ben de gitmeden önce çok tanıdığım yoktu ama sonradan çıkıyor yani. Evet, Türkler birbirini buluyor. Yok, şundan dolayı dedim. Hani bir buçuk sene içinde kaymış olamaz dedin ya, kayar. Yani çünkü hep İngilizce konuşuyorsan. Evet, aslında. O yüzden. Evet. Çok minik çok var. Çok pratik fırsatım olmuyor. Evet. Çok, bir şey söyleyeyim. Ben bak gidiyorum mesela yurt dışına. 5 gün. 5 gün sonra şey geliyorum. Hey, ben Almanya'dan geliyorum ya. Ay ne oldu diyorum ya. Bir an bir şey oluyor. Ekin, seni evet, tanıyalım. Merhaba. Ben de tıp fakültesi öğrencisiyim. 4. sınıf. Evet. Eskiden meslektaşmışız. Okuyorum şu an 4. sınıftayım. Bitirince ne yapacaksın? Mühendis mi olacaksın? Yok, ben meslekten devam etmeyi düşünüyorum. Gerçekten ne doktor, evet, olmak istiyorsun? Ya cerrahi istiyorum. Ortopedi olabilir. Genel cerrahi olabilir. Ona daha karar vermem. Sen de tam böyle bir ortopedi olabilir. Evet, var diyenler var. Evet, çok evet, güzel. Bakalım. 10 puanlık sorunuz geliyor. 100 erkeğe sorduk. En popüler cevabı arıyoruz. Gittiğiniz... Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Sorun. Sana denk geldi yani bu soru. Bakayım. Bakalım neymiş. Evet. Gittiğiniz berberde saçınız yanlışlıkla mor renge boyanırsa ne yaparsınız? Yiğitcan? 3'e vururum. Yani, 3'e vururum. 3'e vururum. 3 numara. Yani saçım askere olsa. Askere giderken 3 numara kesiliyor değil mi? Aa, en sevdiğim. Evet. 3 numara var mıdır? Sen de izleki. Kazıtırım. Kazıtırsın direkt. Kazıtırım var mıdır? Aha, o da çıkmadı. Ne yapardınız? Başka rengi boyatırım ben. Bravo Yiğitan, başka rengi. Hemen acil rengi değiştirtirirdim. Sinirlenme falan. Şiddete karşıyız. Evet, ama genelde tabii şimdi
biz kendi aramızda böyle konuştuğumuzda böyle konuşuruz. Yani bu bir alışkanlık değil. Dilde. Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Teşekkür ederim. Kaan Can geliyor. Hani Kaan Can'mışsın gibi oldu ama Kaan ve Can. Kaan sen ne okuyorsun? Ben iç mimarlık okuyorum. İç mimarlık? Onun için müzikle uğraşıyor musun sen? Müzikle uğraşmıyorum. Uğraşmıyorsun. İçine içine mi konuşuyorsun? Yok hayır. Çok iyi ya, sese bak. Teşekkür ederim. Ne kadar kaldı? Seneye mezunum. Güzel. Can? Ben ekonomi mezunuyum, çalışıyorum. Harika. 10 puanlık sorunuz geliyor. İsteseniz de vapura binemeyeceğiniz bir Akdeniz bölgesi ili söyleyin. Can. Adana. Adana var mıdır? Kaan. İsteseniz de vapura binemeyeceğiniz bir Akdeniz bölgesi ili söyleyin. Antakya. Antakya. Var mı? Neresi Safa? Sen? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok var mı bakalım? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 10 puan bende kaldı. Efendiler 10 puanda. Agalar 10 puanda. Şu eşitliği kim bozar acaba? Ali Can mı Ziya mı? Ali Can seni tanıyalım. Merhaba Asma Hanım. Merhaba. Avukatım ben. Avukat. Evet. Çok güzel. Kaç yıldır? Nisan'da başladım. Ruhsatımı aldım. Ay yeni. Evet, yeni avukatım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. İş hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkürler Asma Hanım. Bir şey, avukatlık ofisi mi, hukuk Hayır. bürosu mu? Hayır. Avukatlık bürosu denmiyor değil mi? Hukuk bürosu ofisi deniyor. Evet, hukuk ofisi. Bir şirkette. Bir şirkette çalışıyorum ben. Efendim? Bir şirkette hukuk danışmanıyım, evet. Bir şirkette hukuk danışmanı. Evet. Çok önemli. Sen mi geldin annenle? Hayır. Ben, Yiğitcan geldi. He ya, ben bir orada kimin annesi ben, acaba annem var? Annem ve nişanlım. Şey geleceğim birazdan. Bir de... Nişanlım. Bir de nişanlın. Ay, Zi'yi de gördüm. Geleceğim oraya. Şimdi meraklar içindeyim. Ben biliyorsun hep magazin. Nişanlım burada mı kaldı? İngiltere'de mi geldi? Ne oluyor? Oraya mı gittin yoksa? O karışık onlar biraz. Ha okey. O karışıklığı severim ben. Ziya seni tanıyalım. Ben de hukuk fakültesi öğrencisiyim. Ne zaman hukuk ofisinde danışmanlık yapmışsın? Benim hiç öyle bir niyetim yok. Ben. Sen niye şey annelerin zoruyla mı? Yo ben hukuk... istiyordum da sonra vazgeçtim. Esnaflıktan devam. Gel esnaflık yapıyorsun değil mi? Bir yerde evet. Sen ne yapıyorsun? Ne yani neyi üzerine? Mobilya boyası, vernik, tiner vesaire. Baba mesleği mi? Evet. Aa o da mı benlik? Tabii öyle bir iş varken yeniden bir şey maceraya atılmaya gerek yok dedim. Ama diyorsun kolumda altın bilekliğimde olsun. Aynen öyle. Kendi ama işime diyorsun baba işim de güzel. Hmm, o aynen. Vernik mernik şey tabii. Ha güzel şey var onda. Güzel. Var bir buradan şeyler diyelim. Babamız sağ olsun diyoruz babamıza. Evet, selam olsun. İşimizi kurdu. Harika. Sen de devam ettirirsen 10 numara. 10 puanlık sorunuz geliyor. 100 kadına sorduk. En popüler cevabı arıyoruz. Bir süreliğine eşinizin veya sevgilinizin beyninin içine girseniz sizinle ilgili hangi gerçeği düşündüğünü öğrenirsiniz. Ziya. Beni ne kadar sevdiğini öğrenmek isterdim. Öğrenmek isterdin. Evet. Senin ne var mı senin kız arkadaşın? Var. Çok seviyor seni. Evet. Mi yoksa böyle her gün soruyor musun benim? Yok seviyorum. Ben hiç sormam da kızlara sormuşsunuz ya ondan öyle dedim. Beni ne kadar sevdiğini sormak isterim de ne kadar seviyor? Yüz kadına sorduk. Bir süreliğine eşinizin, senin kız arkadaşın var mı Alican? Şu an yok. Okey, olsa diyelim senin bir süreliğine senin beynin içine giriyor. Sizinle ilgili hangi gerçeği düşündüğünü öğrenirsiniz. Benimle sevgili olduğuna pişman mı? Seninle sevgili olduğuna pişman mı? Pişman mı? Var mı? Nedir Yiğitcan? Beni aldatıyor mu? Beni aldatıyor mu? Var mı? Vardır. Çok konuştuğumuymuş. Efendim 10 puan bende kaldı. Görüşürüz. Bu akşam aileler yarışıyor da agalar 10 puanla başlarken efendiler de 10 puanla başladı. Bakalım ilk etapta neler olacak. Bir tarafımda Yiğit Han, diğer tarafımda Arda, buyursunlar. Müzik
100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Gündelik hayatta müdür görebileceğiniz bir yer. Arda? İş yeri. İş yeri var mı? Arda, çok genel oldu. Gündelik hayatta müdür görebileceğiniz bir yer. Okul. 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 Spesifik. Hem de en popüler çıktı. Görüşürüz. Buyursunlar. La 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 la. Bura. Gündelik hayatta müdür görebileceğiniz bir yer söyleyin. Banka. Banka müdürü. Bankada. Sırayla açtırıyorlar. Okulda, bankada. Ekin. Ofis. Ofis müdürü mü? Ofiste. Ofis. Ha, ofiste. Evet. Ofisteki müdür. Var mı? Müdür nerelerde, nerelerde var? İlk çarpı geldi. Kaan? Şirket. Bir şirkette müdür görür müyüz? Gündelik hayatta, ay ikinci çarpı geldi. Kümelenin efendiler. Sizin aga, onlar size göre mi acaba efendiler oldu? Onlar agaysa biz de efendiler. İki tane çarpı var. Gündelik hayatta müdür görebileceğiniz bir yer Ziya? Ben anaokulu diyorum. Okuldan farklı olduğunu düşünüyorum ama değil mi? Ne Yiğitam, okula girer mi sence anaokulu? Girer, yuva yani. Girer, maalesef yuva. Girer. O zaman hepsini sayalım. Anaokul, ortaokul. Anaokulu var mı? Yoksa göz göre göre birazdan üçüncü çarpı mı geliyor? Gündelik hayatta müdür görebileceğiniz gündelik bir yer. O değil de ya, bizim müdürümüz var mı? Bizim mesela müdürümüz var mı? Ben bundan sonra müdürünüzüm. Ha, stüdyomuzun müdürü var. Efendiler, geldiniz mi? Gelmedin. Beraber devam edelim. Evet. Ta ki Arda'ya kadar. Alican, ne var sende, neler var? Gündelik hayatta müdür görebileceğiniz bir yer. Devlet daireleri olarak düşünün. Başka var mı fikrin? Başka fikir olan arkadaşları da vardı. Okey, Can. Hastane diyebiliriz. Hastane müdürü. Yiğitcan. Restoran. Ooo güzel. Mesela. Safa. Market olabilir. Kararsız kaldığınız bir şey oldu mu böyle hani o mu şu mu diye? Dördünde de aslında kararsız kaldık. Zaten iki kişi çıktı. Güzel puan alırız oradan. Oradan devam edelim. Devlet dairesi diyelim. Bakalım devlet dairesi var mı ve efendileri bu etabı kazandırır mı? Bir de Arda çünkü güzel hesabını da yaptı. Güzel puanlar da açıldı. Okeydir. Bakalım. Ve puanlar agalarda kaldı. Arda'nın o güzel puanları agalarda kaldı. Gündelik hayatta. Yani çok devlet dairesi mi? Market güzeldi. Yiğitcan orada biraz daha sözünü. Restoran kim? Evet. Market kimden geldi? Ben market dedim, Yiğitcan restoran dedim. Bakalım en popüler 6'da neresi varmış? Ah, restoran kafe size bu etabı aldırırmış. En popüler 5'i görelim. Aa, mağaza yahu. En popüler 4. Postane. O çıkmayabilir. Tabii canım, kargo margo da almaya gidiyorsunuz. Tabii ya, bu şu kıyafet mağazadaki hiç aklıma, benim aklıma hiç gelmedi. Müdür de hep çıkmış olur. Tam o sırada müdürü ister. Müdür az önce çıktı. Aha. En popüler 3'ü görelim. Ay, hem hastane vardı efendilerde, hem market vardı, hem restoran vardı. Hastane de vardı sizde. Vardı. Ziyanı yok. 10 puandasınız. Agalar 55 puanda. Bakalım Buğra ve Safa ne yapacak? Getirdin. Hoş bulduk. Hoş geldin, Safa getirdin. Ne güzel isim Safa. Teşekkür ederim. Kim koymuş acaba, babam mı? Babam. Evet.
100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Arıyoruz derken ben ve mükemmel saçlıyorum. İnternette bağlanabilen bir şey söyleyin. Çok pardon, internete. Bilgisayar. Bilgisayar var mıdır? Var, en popüler ikide. En popülerini açtırsan Safa sizinle başlarız. İnternete bağlanabilen bir şey söyleyin. Telefon. Telefon daha popüler midir? Bravo, sıra sizindir. Görüşürüz Burak. Görüşürüz. Aklıma geldi. Size bir heyecan var mı? Yiğitcan rahat şu anda bakıyorum. Arda doğuştan rahat, o belli. Can rahat. Ali Can ve Safa'da biraz şey var. Bizi Arda zorla getirdi, o yüzden oldu. Tam da onu diyecektim. Siz buraya nasıl geldiniz çok merak ediyorum. Evet. Arda senden mi? Yani çünkü evet. Arda şeydi, orada uyandım ben işe. Ben zaten güzel şeyler de açıldı. Güzel puan var orada, sıkıntı yok. Sen mi getirdin evet, herkesi? Evet, arkadaşlarım biraz ikna etmedi. Nasıl evet. oldu? Ya bizi izliyorsun. Erol yani Evgin'den tabii, mi izliyorsun? Biliyoruz Erol zaten, programı biliyoruz. Çok zor olmadı aslında ikna etmem. Sadece hani güzel anı olur, hatıra olur, yıllar sonra bakarız diye. Ay çok güzel olmuş. Evet. İyi oldu. Başvurdunuz, sonra hemen dönüş oldu mu? Evet, evet. Çok harika, çok güzel. Sayede. Güzel. O zaman efendim, internete bağlanabilen bir şey de cep telefonu, tablet, bilgisayarı yendi. Sırayı da kaptınız. Yiğitcan. Televizyon. Akıllı televizyon diyeyim. Televizyon? Akıllı TV diyeyim. Akıllı TV. Televizyon. Televizyon. Onun da öyle bir şey var değil mi? Akıllı televizyon mu olmuş? Benimki bağlanmıyor. Öyle diyorlar sanki evet. Ben de şaka şaka. Bir tanesi bağlanıyor, diğeri bağlanmıyor. Öbürü de bağlanıyor, öbürü de bağlanmıyor. Ben şeymiş, beyaz eşya mağazasında çalışıyorum. Can. Modem diyeceğim. Biraz yumurta tavuk ilişkisi var. Ama modem de sonuçta. Modem mi internet? İnternet modem öyle mi oldu? Evet. Modem. Ama kendini bilen bir yarışmacı. Of, of. Biraz dedi yumurta neydi? Tavuk. Yumurta tavuk ilişkisine benziyor. İlk çarpı geldi. Alican. Müzik çalar. Müzik çalar. İnternete bağlanır. İkinci çarpı geldi. Kümele'nin agalar. Bu akşam çok delikanlı bir programdayız. Delikanlı aileler yarışıyor. Farkındaysa agalar, efendiler, Arda. İki tanesi var. Umarım bu sefer pişmanlık hissi olmaz. Akıllı saat diyeceğim ben. Akıllı saat. Evet. Bağlanır mı internete yoksa üçüncü çarpı mı gelir? Bağlanıyor tabii ki de en popüler altıyı aradığımız için sıkıntımız yok. Akıllı saat. Sende var mı? Yok şu an. Yo, bu akıllı saatler iyice artık böyle nağda geliştirip. Mesela en ufak harekette şu anda işte ne bisiklet deniyor buna? Eliptik. Epiliks. Epiliks. Eklipis. Eliptik. Epiliktik. Eliptik. Eliptik. Hakikaten bir bulamadık. Zor zor. Eliptik. Şu anda mesela en ufak bir hareket yapıyorsun ya mesela. Diyor ki şu anda sen orayı doldur. Fill in the blanks Safa. Şu anda eliptik. Eliptikteyim. Sanırım diyor eliptik bisiklet kullanıyorsunuz. Aktivasyonunuzu kaydedelim mi falan diyor. Bayağı konuşuyor biliyorsunuz hala. Safa sen deyim. İki tane çarpınız var. İnternete bağlanabilen bir şey söyleyin. Cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon, akıllı saat. Hayatınızı renklendirmek istemiyorum zira 10 puandasınız ama... 5... 4... 4... 3... Akıllı gözlük diyeyim madem. Belki akıllı duyan gözlük vardır. Mü? Bir ara yapıyorlardı. O ne kadar akıllı, ne yapıyor? Ya işte gördüğünüz şeyden arama yapıyor falan diyorlar ama... Hiç kimsenin duyduğunu zannetmiyorum. Ben de birkaç sene önce duydum. Boş geçmemek için söylemiş oldum. Var mı böyle bir şey hakikaten? Denendi bir ara. Denendi. Çok başarılı olmadı. Hala şey deneme aşamasında. Slowing. Bakalım akıllı gözlük var. Akıllı gözlük kendi gözleri engelliyor. Üçüncü çarpı geldi. Ziya. İnternete bağlanabilen bir şey arıyoruz. Ben oyun konsolu diyorum. Oyun konsolu. Kaan. Printer, yazıcı. Printer, yazıcı. Ekin? Ben de yazıcıyı düşünmüştüm. Bir de oyun konsolu. İkisini de düşündüm. Hangisi daha aklına yatıyor? Sanki oyun konsolu daha iyi ya. Burak? Oyun konsolu diyorum ben de. Oyun konsolu var. Ve Yiğitan, son karar senindir. Yani bizim son kararımız oyun konsolu. Oyun konsolu açılırsa agalar bu etabı
alır. Hemen bir bakıyorum. Arda'nın acaba nasıl güzel... Ay nasıl da Arda'nın güzel puanları gider görelim. Geldi mi aklınıza başka bir şey şu anda? Araçlar gelmişti benim aklıma. Akıllı araçlar, otomotiv falan olabilir. Araç. Başka? Bize de araba gelmişti. Yazıcı bir de. Yazıcı. Yazıcı var. Bakalım o açılmayan cevap neymiş? Aa, robot. Artık buzdolabı bile bağlanıyor aslında. Yeni nesiller öyle bu arada. Aynen. Doğru doğru. Kendi kendine gidiyor, yerini buluyor. Millet Twitter'a falan var. Kız zaten habire konuşuyor. Çalıştırmayınca da konuşan var bir tane. Çok beklettim beni artık şuraları bir silip durayım mı diye. He, Japonca mı konuşuyor, Çince mi konuşuyor onu bilmiyorum. Ne oldu Arda, iyi misin? Şey diye düşündüm ben aklımdan. Üç tane keşke akıllı saatte söylemeseydim, puan gitmeseydi diye ve artık sağlıklısın. Taktik, güzel. Bu arada Arda herkesi zorla getirmiş gibi duruyor ya. Ama Arda'yı sıranın dışına attılar. Daha Arda buraya doğru geliyor. Evet. Hiç ziyan yok. Efendiler 10 puandasınız. Agalar 136 puanda ama 150 puanım var. Bir an önce... Efendilere doğru dağıtmak isterim. Ne yalan söyleyeyim. Yok, hani yok, benim yok. İşime gelir. Biz iyiyiz böyle. Öyle. Yiğit Han da Arda geliyor. Evet. 10 puanlık sorunuz geliyor. 10 puanlık sorunuz görsel bir sorudur. O yüzden sizden ricam gözlerinizi kapatmanız. Çünkü bunun altında sorum. Birinizden biri daha önce görmesi. Tamam. Kaparsanız harika. Arda içeriden kapatmadım ben görüyorum. Oynuyor. Evet çok güzel. 100 kişiye gittim, bir şey gösterdim. Onların ilk aklına gelen cevap nedir? Açın. Wow, hep taktik, hep taktik. Daha görmeden bastılar ve Arda, sendesin. Motor. Motor. Kaskı görünce motor demişler midir? Ne demişlerdir Yiğit Han? Güvenlik. Güvenlik. Ben de önce bir iş güvenlik gibi düşünüyorum. Bakalım neyim? Kaza olabilir mi? Kaza. Ziya? Kaza. Kaza. Ay dememişlerdir. Motosiklet. Ne? Kask. Ekipman. Dümdüz kask bence. Daha basit. Dümdüz kask mı demişlerdir? Ekipman diye demişler midir? Daha basit düşünelim. Ekipman. Motos... Ne demiş? Ekipman. Yok. Başka bir şey vardı. Motosiklet. Motosiklet. Motor dedi. Başka? Motor ekipman. Sayılır mı? Yarış olabilir. Bir motorcu yarış duydum sanki ama. Yarış olabilir belki. Bakalım neymiş? Motorcu. Kaskı görünce. Çünkü bunu biliyorsun böyle gelince bunlar da motorcu ya. Motorcular geldi falan derler ya. Motorcu. Görüşürüz 10 puan bende kaldı. Safa ve Buğra geliyor. Ha neyse iyi sana denk geldi. 20 puanlık sorunuz geliyor. Şu an rol gereği saçı ve sakalı uzun bir oyuncu söyleyeyim. Burak. Can Yaman. Onun hep uzun değil mi zaten? Bilemedim. Bakalım Can Yaman var mı? Rolü gereği saçı sakalı uzun olan. Kıvanç Tatlıtuğ diyeceğim. Sanki uzundu. Bakalım Kıvanç Tatlıtuğ. Ben buldum. Mesela şu an rolü gereği Tolga Sayışman. Sonra mesela Tolgan Sayışman. Burak Özçivit. Burak Özçivit. Barış Arduç. Buğra Gülsoy. Buğra Gülsoy. Aynı dizide. Onun gibiydi yani. Yatar, bakalım kimmiş. Barış Arduç. Görüşürüz. 20 puan bende kaldı. Ekim ve Yiğitcan geliyor. Sizde de şey böyle bir şey oluyor. 30 puanlık sorunuz geliyor. Yerde de yaşayabilen bir gagalı hayvan söyleyin. Yiğitcan. Tavuk. Hayır. Tavuk. Yerde de. Yerde de yaşayabilen bir hayvan. Tamam. Gagalı. Yerde. Tavuk. Tavuk. Bravo. Aldım. 30 puan sendir. Yes, sevindim.
Teşekkür ederim. Adam bana tavuk deyince ben de otomatikman yes dedim yani. Tavuk, can ve kan. Aa, enteresan. Enteresan bir soru geliyor. 40 puanlık sorunuz geliyor. Kaybettiğinizde sevineceğiniz bir şey söyleyin. Can. Kilo. Aa, güzel, hiç aklıma gelmemişti. Kilo var mı? Bravo, 40 puan senindir. Buyursun lan. Kaan geldi gitti. Ziya ve Ali Can. Bakayım puanınıza, 80. Ha, güzel. 50 puanlık sorunuz geliyor. Kap kap, 50'yi kap. 50'yi kap. Çok güzel olacak. Hayatımız çok renklenecek. 3 harfli bir yerli dizi ismi söyleyin. Ne oldu, rotayı yeni mi belirledin Ziya? Ego. Aa, güzel. Hiç izlemedim ama reklamını çok gördüm. Ego var mı? Ego açılımını biliyor musun? Yok. Erkeğe güven olmaz. Keşke söylemeseydin. Görüşürüz Ali Can, görüşürüz. 150 puanım vardı. Bunun 50'si agalara giderken 70'i de efendilere gitti. 80 yani. Yavaş yavaş olacak, olacak. Sıkıntı yok. Geliyorum. Efendim karşınızda Ekin ve Yiğit Can. Çok güzel. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Elimizle besleyebileceğimiz bir hayvan söyleyin. Kedi. Kedi var mıdır? Senin kedin var mı Ekin? Yok. Yok oldu. Ekin'de de kedi olsa ne tatlı. Görüşürüz. İyi çalışsın. Bizde var. Benim yani basamadım. Sen de hızlı davranamadın. Kaan. Elinizle besleyebileceğiniz bir hayvan arıyoruz. Köpek. Köpek. Güzel. Kedi, köpek, Yiğit Han. Çok pardon, Ziya. Ziya. Aynen. Çok pardon. Ben üçten devam edeyim o zaman. Kuş. Elimizle besleyebileceğimiz kuş. Sende var mı kuş? Yok da yani beslersin mamayı elinde. Evet. Yani. Kuş. İlk çarpı geldi Yiğitan. Elimizle besleyebileceğimiz bir hayvan. Daha önce benim de sahip olduğum bir hayvan. Tavşan. Aa, şey nerede besliyorsun? Evde. Kafesi vardı, büyük bir kafesi. Hep pancar çok sever. Pancar, havuç, roka, öyle sebzeleri de çok sever. Elimle beslerdim. Çıt 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 yiyordu tabii, yani. Bayağı. Hatta onlar ne tatlı olur çok ya. Çok tatlılar. Benim de bir tane Oscar'ım vardı. Böyle tuhaf da bir de böyle vuruyorlar evet, onlar. Evet vuruyor. Bir sinirlenince vuruyorlar genelde. Şey fakat ben şeyi işte onu atlamışım küçükken. Ben o yalnız kalmasın diye yanına bir tavşan da aldım. O da dişi çıktı. Sonra ben yani... Bir sürü tavşan. Ufak bir şey, evet. Arkadaş, arkadaş. Ay, gidiyorum, geliyorum tavşanlar, tavşanlar iniyor. Yani tavşan çiftliğine doğru giderdim. Sonra babam dedi ki, nein, kredi gidecek. Dedim, nein, çok tatlı ama Oscar yalnız kal. Nein, dedi, bu gidecek. Bu şey gün, nein, Davut. Tavşan var mıdır? İkinci İkinci çarpı geldi. Kümelenin efendiler. Böyle bir az az puan. Tam cevaplar açılmıyor. Fakat siz nasıl yine 186 puandasınız? Hiç anlam veremedim. Buğra sendeyim. Elimizle çok pardon. Beslediğimiz mi besleyebildiğim, besleyebileceğimiz bir hayvan. Kedi, köpek. Okey, cepte. Ben at demek istiyorum. Yani. Böyle. Hiç besledin mi? Hiç beslemedim ama çok gördüm. Ondan aklıma geldi. Bir elma veririz falan. Ya mesela at çiftliğine falan gittin, hiç ata yaklaştın mı mesela? Evet yaklaştım, orada niye gördüm. Niye beslemedin? Işte. Efendim? Niye beslemedin hiç? Bilmiyorum, onu yapmadım ben. Yani o kadar yaklaşmadı. Yani sevdim falan ama besleme işini yapmadım sadece. Elden bayağı küp şeker yiyorlar ama evet. Benden önce bir kere beslemiştim. Tabii. At var mı at? Buracığım hiç atı
beslemedin ama 1000 lira senindir. İki tane çarpınız var. Gözünüzü seveyim. 3 tane daha açılmamış cevabınız var. Açtırın, bitsin burada bu. Ekin sen deyin. Tavuk diyorum ben ya. Onlara böyle atıyorsun. O efekt ne olmuyor bilmiyorum da. Tavuk var mıdır? Ben hiç böyle beslendiğini hiç görmedim de bilmiyorum. Biz genelde böyle atardık Düzce'de, Körpeşler Köyü. Alican, elimizle besleyebileceğimiz bir hayvan. Ben at besleniyorsa eşek de beslenir diye düşünüyorum. Besledin mi hiç? Beslenir. Besledin mi? Ben beslemedim ama beslenir. Ben de beslemedim. Bence de beslenir. Niye beslenmez? Can? Benzer koyun diye. Bu kadar düşündünüz, eşeği mi buldunuz? Koyun. Yiyeceğim. Hamster tarzı bir şey düşündük. Hamster. Hmm. Evcil hayvan olarak. Başka bir şey geldi mi aklınıza? Yani beraber konuştuğumuz için şimdi onların dediklerini de onlara bırakmak istiyorum. Safa. Maymun diyen oldu. Ama maymun ben de... diyen oldu. Kim evet. dedi onu? Ben bir hayvanat bahçesi düşündüm, maymun, zürafa falan geldi aklıma yani. Ha güzelse yoluna gelsin, evet. Şut mi yani? Evet, evet onlar geldi evet, hayvanat bahçesi evet. olarak. Evet, zürafa, maymun, o da zaten elinden kapıda evet, veriyor. Evet, alıp yiyor diye. Çok tatlı videoların hastasıyım biliyorsun. Tak diye paketi de alıyor. Şu an çorba ve yaptık Arda'ya veriyoruz. Evet. Arda sendeyiz. Siz defa yaşamak istemiyorum. Ay hakikaten ya. Şu ya ilk benim de aklıma hamster gelmişti. Alican kesin büyük ihtimalle ben eşek demiştim diyecek ama ben hamster diyeceğim galiba ya. Kedi, köpek, at. Tavşan çıkmadı orada. Hani biz daha tavşan bildiğimiz bir hayvan ya. Hamster. Hamster açılırsa efendiler bu etabı alır ama açılmazsa etap agalarda kalır. Yok. Çok dolayısıyla etap agalarda kaldı. Dedim tavşan yok. Hamster zorla olaylar Ziya. Maymun çıkardı. Maymun çıkardı. Aynen. İnek çıkar diyorum ben. Aa inek. Bir de fil. Ne kolay. Fil. Evet, file de siz şeyler veriyorlar. Siz çok fazla belgesel izliyorsunuz. Daha burada at beslememiş insanlar var. Sen file nereye gittin? Aa şey olur. Hamster de olur. Bak aslında. Yapacağım şimdi taklidini. Arkamı dönsem ya. Önden yapınca çok şey yani. Ha! Dur yapamadım. Ay dur pardon. Sesim kısa. Aa! Yok o da değil. Yapmak istediğim hayvan yapamıyorum. Başka bir şey çıkıyor içimden. Muhabbet. Bu da eşek sesi oldu ya. Pardon bu olmadı. Martı. Evet ya bana martı gibi gülüyorsun diyorlar genelde. Demek öyle gülmüyorum şimdi. Martı olabilir. O da tavuk gibi ama değil mi atıyor muyuz? Bir de kuş da çıkmadı zaten. Martı etçil çünkü parmağı ama da kapar. Ama elinden yiyen de var. Ama parmağı da kapabilir. Etçil onu bilemiyoruz ya. 100 kişiye gittik belki martı dediler. Parmağın kapıp kapmadı onu bilmiyorum. En popüler altta bakalım hangi hayvan varmış. Martı var mı? Büyük ihtimalle güvercin falan. En popüler 4. Ay koyun eşek kuzu tabii ya. Koyun kuzu, keçi en popüler 3'ü görelim. İnek. Ya, çok şeye gittiniz. Hamster. Hamster'ın var mıydı senin? Yoktu. Yoktu aslında da. Biraz ilk başta evcil hayvanlara kilitlendik sanki ondan oldu. Evet olabilir. Biraz, efendiler 80... Ama bu nedir 80 puan? Agalar siz ne yapıyorsunuz 236? Hayır etabımın hepsi açılmıyor da yani onu anlayamadım ki. Siz hangi ara böyle damlaya damlaya hakikaten göl yaptınız yani. Kritik zamanlarda aldık puanı ya. Efendim? Kritik yerlerde en sonlarda aldık hep. Evet dördüncü etabımıza geldik. Dörde mi geldik?
Ay geldik gerçekten yahu. Can ve Kaan geliyor. Okey, bunu da artık şey yapmayalım ama açtıralım yani. Açtıralım, açtıralım. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Vücudumuzda en az 3 tane olan bir şey söyleyin. Ben. 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 En az 3 tane. Vücudumuzda en az 3 tane olan bir şey söyleyin. Parmak. Parmak. Parmak, buyursunlar. Görüşürüz. Vücudumuzda en az 3 tane olan bir şey Alican. Saç teli. Saç teli kendine yer bulurmayın popüler 6 cevap arasında. Parmak, saç, sakal teli. Ay sakal teli mi deniyor ona ya? Sakal teli. Sakal. İlk defa duyuyorum. Sakal teli duydun mu hiç? Yok. Kullanımda usta değil. Usta şu sakal telimi biraz şey yapar mıyız Karan? Sakal teli. Saç, sakal teli. Enteresan. Vücudumuzda en az 3 tane olan bir şey söyleyin. Şey dediği için kemik herhalde olur diye düşünüyorum. Kemik. Kemik. Parmak, saç, sakal teli, kemik. Safa. Ben de diş diyeceğim. Diş deme. Parmak, diş, saç, sakal, teli, kemik. Sen de mi yiyeceksin? Ben vücudumuzda de. En az 3 tane olan bir şey söyleyeyim. Diş diyecektim de şey yapıyorum. Annene sorsam şimdi orada hemen sayar bir şey. O bilir. Dur tamam. Biraz düşün sen. Annene gideceğim ben. Annesi. Hoş geldiniz. Annen mi nişanlın? Evet. Aynen. Harika. Şimdi bu karışık olayı hemen bir aydınlatmam gerekiyor. Senin nişanlın İrlandalı mı? Yok, Türk. Irish. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Siz bizi izliyor musunuz? Zaman zaman izliyorum. Zaman zaman. Evet. Yo, şeyi merak ettim. Nişanlım daha çok izliyor. Beni de nişanlı, o başlıyor. Aa, nişanlı çok izliyormuş. Hoş geldiniz efendim tekrar. Nişanlıya da verelim. Ne oldu İngiltere? Ben de oradayım. Ha, sen de oradasın. Evet, birlikte gittik. Aa, çok güzel. Ne diye gittiniz? Okumaya, çalışmaya? Çalışmaya. Geçen sene okuyorduk. Şimdi okumaya gittiniz, aa güzel. Yarışma için geldi o zaman. Evet, bir süredir buradaydım. Ha, okey. Nasıl yarışıyorlar? Sana bir sorayım. Nasıl gidiyor sizin efendiler? Biraz hayal kırıklığı. Belli olmaz. Daha bitmedi aşkım. Daha bitmedi aşkım. Çok tatlısın. Hoş geldiniz tekrar. Efendim hemen dönüyorum. Aa, Yiğitcan var mı cevabın? Var. Bilek demek istiyorum. Ayak, el, karı, yani bilek. 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 Parmak, diş, saç, sakal, teli, kemik, bilek. Aa, oraya geldik. Hiç çarpınız yok. Can. Doğru cevabı açtırırsan etap sizin. Kılçıksız. Bu nokta bana kalsın istemezdim. Ya şu vücuduna bak işte. Vücudunuzda en az 3 tane olan bir şey söyle. Kendinden çık yola. Damar gibi düşünüyorum ama. Damar. Damar. Var mı? Damar açılırsa çünkü efendiler bu etabı alır. Açılmasa ilk çarpı gelir. İlk çarpı geldi. Alican sendeyim. Tırnak diyeceğim ben. Tırnak açılırsa efendiler alır bu etabı. Yapmayın. Şurada kaptırmayın şu etabı. İkinci çarpı geldi. Kümelenin. Agalar galiba ilk defa mı kümeleniyor? Yok. Yok. Arda. Sakin. Evet. Tepeden tırnağa, kendinden çık yola. Vücudumuzda en az 2 tane olan bir şey söyle. Pardon, 3 pardon. Vücudumuzda en az 3 tane olan bir şey arıyoruz. Parmak, diş, saç, sakal teli, kemik ve bilek. 5. Kaş, kirpik diyelim. Kaş, kirpik diyelim. Kaş, kirpik. Kaş. Kirpik. Kirpik. Yani orada evet. Hani saç, sakal. Okey. Kaş. Açılırsa efendiler bu etabı alır. Açılmazsa ben giderim bir agalara.
kilitlendin. Dur, belli olmaz. Onlar da bilemezse etap sizde kalır. Ziya, vücudumuzda en az 3 tane olan bir şey söyleyin. Organ diyorum. Kas olabilir belki. Kas, organ. Aynen. Ka? Benim de aklımdan organ geçmişti. İki? Ben uzuv diyorum ya. Uzuv. Uzuv. Buğra? Ben biraz daha garip düşündüm. Delik demek istiyorum. Delik. Yiğitan, son karar senindir. Vallahi çok kararsızım. %50-50'yim iki şık arasında. Herkes başka bir şey söylüyor. Evet, herkes. Bir tek galiba Kaan Ziya'yı onayladı değil mi? Evet. Onun dışında hep? Organ. Organ açılırsa agalar... Ay bir şey söyleyeceğim. Organ açılırsa agalar bu etabı da alır. Direkt finale delik de gidelim. Delik değildir ya, uzundur mu organdır? Oo. Evet. Hadi Yiğitan. Organ açılırsa agalarla otomatikman finaldeyiz. Erken final. Bakalım var mı? Ne vardı başka? Uzuv. Delik. Bence uzuv ya. Uzuv. Delik. Kas. Dedim ama. Bakalım en popüler 6'da ne varmış? Hücre. Ben akla gelmedi. Nasıl geldi ya? Efendiler 166 puan agalar, 236 puanda. 166 puanda olmanız şöyle ki yırtık bir tur daha atacağız. Ali Can ve Ziya geliyor. Yüz şöyle ki, bu etap finalistimizi belirler biliyorsunuz ki. 100 kişiye sorduk, en popüler 5 cevabı arıyoruz. Benzinli ve dizel arabalarda olup elektrikli arabalarda olmayan bir şey söyleyin. Yakıt. Yakıt. Benzinli ve dizel arabalarda olup elektrikli arabalarda olmayan bir şey söylüyorum. Söyleyin. Biraz taktiksel de düşünüyorum şimdi. Bunda 5 cevap açmak zor. O yüzden oradan çarpı gelip mi acaba? Bilemedim. Depo kapağı demek istiyorum ben. Yakıt depo. Deposunun kapağı. Yakıt deposunun kapağı. Wow, en sevdiğim yer Arda. Sendeyim. Benzin, bak dizel ve benzinli de var, elektrikli yok. 5, 4, 3, 2, pas, pas yok. Yani 2, 1. Yiğitan, benzinli ve dizel araçlarda olup elektrikli arabalarda olmayan bir şey. Egzoz. Egzoz. Görüşürüz Ali Can, buyursunlar. Ama çok centilmen rakipleriniz var. Bak doğru cevaba başladın mı? Alkışlıyor Ali Can. Araba kullanıyor musunuz hepiniz bu arada? Evet. Evet. Buğra, benzinli ve dizel arabalarda olup elektrikli arabalarda olmayan bir şey arıyoruz. Küçükken babandan arabayı alıyor muydun Buğra? Yok. Küçükken almıyor. Hayır, ehliyet olmadan mesela almaya çalışıyordun, vermiyor muydu? Yok, ehliyet yokken. Helal sıkıntı. Olsun babana, bravo. Sendeyim Buğra. Kendisiniz de. Benzinli ve dizel arabalarda olup elektrikli arabalarda olmayan bir şey arıyoruz. 5, 4, 3. Debriyaj diyeyim ben ya. Debriyaj. Elektrikli araba manuel olmaz. Doğru doğru. Debriyaj var mıdır? Debriyaj, egzoz, ekin. Ya şöyle, kelime olarak nasıl diyebilirim bilemedim de, öndeki havalandırma elektrikli arabalarda yok, orası kapalı. Arabaların ön panjurundaki havalandırma. Öndeki havalandırma. Orası elektrikli arabalarda okay, kapalı. Okey, anladım oluyor. Ben senin dediğini. Ekin dediğinden var mı? İlk çarpı geldi. Bu arada ne dedin? Elektrikli araçlarda öndeki... Orada onlar görsel olarak var, kapalı yoksa yani. Havalandırma oradan yok diyebiliyorum ben.
Kaan sen diyeyim ilk çarpınızı aldınız. Yakıt deposu. Yakıt deposu. Aa sen kapağı demiştin değil mi? Evet. Yakıt deposu. Bence Ziya taktik yaptı. Yakıt deposu kapağı dedi. Yakıt deposu. Ama yakıt deposu yoksa kapağı da yoktur yani. Ama şey bir şey söyleyeceğim. O kapak var aslında. Elektrikli şarj ediyorsun ya tık tık diye yine. Ama doğru. Depo kapağı değil ya prizin kapağı hani ben öyle düşünüyorum. Benzinli ve dizel arabalarda olup elektrikli arabalarda olmayan bir şey arıyoruz. 5 4 Yani akü diyeceğim. 3 Akü bilmiyorum. Geldi. Akü varsa ne ala yoksa ikinci çarpı gelir siz de kümelenirsiniz. İkinci çarpı da geldi. Kümelenin fırsat ayağınıza geldi. Neden olmadığını düşünüyorsun akünün? Ya olmadığını bilerek söyledim aslında da hiç cevap vermemekten iyidir dedim. Yiğitan sen diyeyim. İki tane açılmış cevabınız var. İki tane de çarpınız var. Buna rağmen hala finalde yarışma şansınız tabii ki var. Doğru cevabı açtırırsan. Benzinli ve dizel arabalarda olup elektrikli arabalarda olmayan bir şey arıyoruz. Şimdi ben iki şey arasında kaldım. Strateji yapıp cevap vermesem mi? Yoksa düşündüğüm şeyi versem de onlara tek bir cevap hakkımı kalsa diye. Ha. Ama cevap vereceğim galiba. Aklıma çok basit geldi. Çok basit düşündüm yani. Motor. Elektrikli arabalarda motor. İçten yanmalı motor. İçten yanmalı motor. Elektriklerde yok o. Elektriklerde motor evet. Olmuyor normalde. Ah so. Ama yine bir motor var. Ama şey, motor elektrikli var. Motor olmuyor. İçten yanmalı motor yok. Elektrik motoru var. İçten yanmalı motor yok. Ne var Kaan? Elektrikli arabalarla normal lastiklerin yanında bir elektrik motoru var. Normal dizel veya benzinli arabalarda içten yanmalı motor var. Aa. İçten yanmalı motor yoktur diyebiliriz. İçten yanmalı, dıştan mı yanmalı orasını bilmem ama bayağı ilgilisiniz tabii değil mi? Merak ediyorsunuz zaten sizden. Ben yandım eller yanmasın diyor Kaan. Herhalde onu demek istedi. Motor soruyorum. Geçti soralım. Zaten söyledim. Yani geçti. Motor varsa harika. Yoksa üçüncü çarpı gel. Bilirlerse güzel kümelendiniz mi? Evet. Zaten. Ama hep yok mu güzel bir ortak şey? Ortak kararımız var. Var Safa. Evet, Safa. Ali Can. Benzinli ve dizel araçlarda, arabalarda olup elektriklilerde olmayan. Çok ses, pardon. Doğru mu sordum? Değil, yanlış evet. Yanıltmayayım sizi. Benzinli ve dizel arabalarda olup elektrikli arabalarda olmayan. Ses, gürültü, araç sesi, araç gürültü. Ses, gürültü. Can? Ses benim fikrimde. Herkes kendi fikrine sahip çıksın. Çaldılar diyor. Evet, o yüzden ya belki Yiğitcan'la devam edelim. Yiğitcan sen deyin. Şimdi benim ehliyetim yok. Elitin yok. Şey yapamıyorum yani kaputu açıp canlandırayım kafamda falan olmuyor. Elit yok mu? Yok. Neden hiç almadın? Çünkü İstanbul'da, Londra'da çok araba kullanması zevkli olan şeyler değil yani. Değil onu biliyorum taşıma, da genelde böyle her erkeğin rüyası yok, ilk almaya hemen 18'e gireyim eli. Siz çünkü küçüklükten şeye başlıyorsan falan yapıyorsunuz o yüzden. Ben onu atlamışım. Sen orası yok sende. Okey. Onun için biraz daha aklım... Mecaz soru değil ama mecaz geldi. Vergi gibi bir şey. Böyle elektrikli araçlar daha şey oluyor. Yani indirimi oluyor, bir şey oluyor. Vergi daha az oluyor. Sıfır oluyor teşvik için. Belki yani. Ben karışmam. Ben cevapları bilmiyorum. Ben de öyle atıyor topu oraya doğru attım fark yani. Fark ettim onu. Safa sendeyim. Yani bende ehliyet var da bir faydasını göremedim. Sen ne diyorsun? Ses diyorum ben de. Ses. Ses yani... Gürültü olmaması. Evet. Değil mi? Evet. Elektrikli arabalarda olmayan ses, gürültü. Ve Arda çok önemli bir karar. Doğru cevap açtırırsam bu akşam sizinle finalde yarışırız. Açtıramazsan rakipleriniz agalarla. Evet, yani güzel bir cevaptı bence zaten. Motor sesi, gürültü. Belki motor ses sesi, gibi. Gürültü. Evet. Ses, gürültü yoktur diyor. Eğer ses, gürültü açılırsa efendilerle finalde yarışırız. Açılmazsa agalarla. Yes. Yes.
kaldı. Kız kişiye sordu başka günde cevap arıyorum aileler yaşıyor. Ah ya ben dedim acaba açılırsa 10 puandan nerelere gelmiş olacaktınız. En popüler 5'te bakalım ne varmış. Test kutusu. Aaa bir test kutusu. O zaman anahtar deliği de çıkar bence. Bakalım en popüler 4'te ne varmış? Ya yakıt göstergesi. Hiç bilmediğim bir tabii. Ha şey olmayınca tabii ya yakıt ona da gerek yok. Ay çok basit düşünmemiz gerekiyormuş. Efendiler, iyi ki geldiniz, iyi ki tanıdım bu harika gençler efendim. Tıp okumakla kalmıyorum. Bir de mühendisliği bitirenler var aralarında. Efendim, alkışlarla sizi uğurluyorum efendiler. Çok memnun oldum. Çünkü bu akşam agalarla finaldeyiz. Agalarla finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Ben varım. Bir de ben. Buğra ve Yiğitan. Evet. İlk kiminle yarışıyorum? İlk ben. Buğra seni şimdilik müzik odasına alacağım. Yiğitan seni de final için yerim. Yiğitan, bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Tamam. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Tamam. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Faul yapılan bir spor dalı söyleyin. Futbol. Açık bırakılmaması gereken bir şey söyleyin. Ev kapısı. Radar görebileceğiniz bir yer söyleyin. Otoyol. Fransa'da tatil yapabileceğiniz bir yer söyleyin. Paris. 99'dan büyük, 111'den küçük bir tek sayı söyleyin. 101. Alkışlarla seni yerine alıyorum. Final için Buğra geliyor. Bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Peki. Pas de ki süremiz kalsın. Değiştir dersen bil ki senden önce Yiğitan aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da hemen cevabını değiştir. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Faul yapılan bir spor dalı söyleyin. Futbol. Değiştir. Basketbol. Açık bırakılmaması gereken bir şey söyleyin. Kapı. Değiştir. Cam. Radar görebileceğiniz bir yer söyleyin. Otoban. Değiştir. Pas. Fransa'da tatil yapabileceğiniz bir yer söyleyin. Nice. 99'dan büyük, 111'den küçük bir tek sayı söyleyin. 103. Radar görebileceğiniz bir yer söyleyin. Yol. Süren doldu, yolu aldım. Alkışlar devam etsin. Yiğitan, seni de Buğra'nın yanına alayım. Siz kaç yıldır arkadaşsınız? 7 galiba. Aynı 6-7 sene. Lise 1'den beri. Üniversitede de aynı üniversitedeyiz zaten. Aynen. Yiğitan ve Buğra. 10 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışlar. Faul yapılan bir spor dalı söyleyin dedim. Yiğitan futbol dedi. Futbol size kaç puan kazandırır? Buranın en popüler cevabıymış. Buğra sen de basketbol dedin. Evet. Basketbol size kaç puan daha getirir? Gereken bir şey söyleyin dedim. Kapı dedi Yiğitan. Ev kapısı dedi. Ev kapısı dedim aynen. Ev kapısı size kaç puan kazandırır? E,
en popüler cevabıymış. Burak sen de kapı demiştin ama değiştir dedim. Çünkü bunu kapı olarak aldık tabii ki. Cam dedim ben. Sen de pencere dedin. Pencere, evet. Cam. Cam dedin, pardon. Cam. Cam dedin. Cam size kaç puan kazandırır? Evet, bakıyorum Yiğit Han 2'de 2 en popüler cevapları açtırdı. Bir sonraki sorunuz, radar görebileceğiniz bir yer söyleyin idi. Yiğit Han da otoban dedi. Otoyol dedi. Otoyol size kaç puan getirir? Açtırdı. Buğra sen de yol dedin. Evet. Yoldan kaç puan gelir? Gelmez. Gelebilir bu arada ama aynı şey. Çok iyi. Çok iyi be. 140 puana ulaştınız. Fransa'da tatil yapabileceğiniz bir yer söyleyin dedim. Paris dedi Yiğitan. Paris size kaç puan kazandırır? Bravo Yiğitan. 4'e 4. Buğra sen de Nice dedin. Nice. Siz agalara 175 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Lise 1'den beri arkadaş olan Buğra ve Yiğitan birbirlerini güzel tamamladılar. Son bir sorumuz kaldı. 99'dan büyük, 111'den küçük bir tek sayı söyleyin dedim. Yiğitan 101 dedi. 183 puandasınız. 17. 17 puana ihtiyacınız var. 101 yüzümüzü erkenden güldürür mü 10 bin lira için? Göreceğiz. Tablo Yiğitan 5'te 5 en popüler cevapları açtırdı. Ama şöyle olsaydı ki misal 101 ya da başka bir yerde şöyle alacağım seni. Başka bir yerde daha az puan olsaydınız misal yani şu anda 228 ile erken sevinç yaşamasaydık ne olurdu? En son Buğra 103 demişti. Onu da hemen bir görelim. 103 ve kaç puan gelirmiş? Güzel. Harika bir tablo. 242 hiç ben görmemiştik galiba uzun zaman oldu yani. Öyle mi? Güzel, harika. Harika Yiğitan. Teşekkürler. Yani 39, 30 oraları gördük. 242 görmemiştik. 10 bin lira sizindir. Bin lira da var mıydı? Var. O da var. Wow, 10 bin, hemen var. 10 bin, bin lira sizindir. İyi ki geldiniz. Çok memnun oldum. Biz çok teşekkür ederiz. Eğlendiniz mi? Çok eğlendim. Çok eğlendim. Güzel. Ha, okey. Tamam o zaman. Efendim yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.